Haberimiz ana dil yönelik soruşturmalar kapsamındaydı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan depremzedelerin saatlerce çadır kuyruklarında beklemek zorunda kaldığını belirtti. Rütük'e seslendi. Bu iktidarın hem küçük ortağının hem de büyük ortağının yayınlarına 18 yaş sınırı konsun dedi. Bu afet döneminde bile ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı üsluplarından asla vazgeçmediler. Deva Partisi lideri Ali Babacan, deprem özel gündemli il başkanları toplantısında konuştu. Rütük'e seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yayınlarına 18 yaş sınırı getirilmesini talep etti. Hem Sayın Erdoğan'ın hem de Bahçeli'nin konuşmaları yayınlanmadan evvel televizyon kanalları uyarı işaretleri koymalı. Evde çocuklarımız var, gençlerimiz var. Bu küfür ve hakaretten, bu aşağılayıcı konuşmalardan, bu ucuz kavgalardan çoluk çocuğumuzu korumamız lazım ya. Ve bir kere daha Rütü'ye sesleniyorum. Bu iktidarın hem küçük ortağının hem de büyük ortağının yayınlarına 18 yaş sınırı konsun. Deva lideri deprem bölgelerinde çadır ihtiyacı olduğunu hatırlattı. Sayın Erdoğan'a da sesleniyorum. Çadır temin için derhal bir takvim açıklayın. Kaç çadıra ihtiyaç var ve siz kaç gün içinde bu ihtiyacı karşılayacaksınız? Bunu bir açıklayın ya. TOKİ konutları için bir takvim verdiniz, tamam. Ama çok ileriye bir tarih, ileriye bir umut attınız, tamam. Ama şu anda acil olan ihtiyaç çadır. Babacan, depremzedelerin saatlerce çadır kuyruklarında beklemek zorunda kaldığını belirtti. 20 gün geçti, 20 gün. Kaç tane çadır talebi var? Günde kaç tane çadır imal edebiliyorsunuz ya da dışarıdan getiriyorsunuz? Bunların sayılarını artık bilmeniz lazım ya. Deyin ki şu kadar bin çadıra ihtiyacımız var. Biz günde şu kadar çadır temin edebiliyoruz. 3 günde, 5 günde neyse şu kadar zamanda bu işi bitireceğiz diye çıkın bir açıklayın da insanları bekletmeyin. Sonra bu çadırların dağıtımında adil bir mekanizma kurun.